İnsan nihayet kemikle ettir. Bu et kemiğe can hürriyettir. En büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek ki şimdi sen bin can gibisin. Teşekkür ederim. Ekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşları, Sayın Demokratik Kitle Örgütleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın üyeleri, sevgili Bandırmalılar, hoş geldiniz. Bugün burada dinimizle, dilimizle bir ve millet olarak bulunmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anmak için bir araya toplandık. Atalarımızın bu aziz toprakları, vatanımızı kurtarmak, bizlerin canını, onurunu, namusunu, malını korumak için verdikleri kutsal mücadele için kendilerini rahmetle anıyoruz. Ama sadece anmak yetmiyor. Temelleri 30 Ağustos 1922'de atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanları o günden bugüne bitmez bir kin ve nefretle saldırmaya devam ediyorlar. Özellikle emekle, eğitimle, sağlıkla neden bu kadar uğraştıklarını, 12 yılda 12 defa bu sistemleri neden tepe taklak ettiklerini biliyoruz. Ama başaramayacaklar. Kanla kurtulmuş bu topraklarda atalarımızın bize emanetini de kanımızla, canımızla korumak zorundayız. Bu kadar önemli bir tarih devlet kurumları tarafından bir çelenk ve 50 metrelik bir yürüyüşle geçiştirilemez. Gençlerimize, çocuklarımıza tarihimizi anlatmak, ulus bilincini yerleştirmek için çok ama çok çaba sarf etmeliyiz. Unutmayalım ki geçmişini bilmeyenler geleceğine sahip çıkamaz. Cumhuriyetin, aydınlanmanın, bilimin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, millet olmanın, güçlü bir orduya sahip olmanın, hukuk devleti olmanın ne demek olduğunu anlamak için Suriye'ye, Irak'a, Mısır'a, Libya'ya, Tunus'a, Filistin'e bakın. Emperyalizmin petrol ve enerji için kör ve karanlık cehalete ihtiyaç duyduğunu görün. O cehalet ki insanı vahşi bir yaratığa çevirerek dindaşını, soydaşını koyun gibi boğazlamakta. Aynı dilde, aynı dindeki insanlar birbirini yok etmektedir. Irak ve Suriye'de yaşayan Türkmen kardeşlerimizin kızları, kadınları artık pazarlarda satılmaktadır. Bütün bunları bilerek, görerek, milletimizin bu oyunlara kanmaması için, gençlerimizin, çocuklarımızın fikren zehirlenmemesi için gücümüzün son damlasına kadar mücadele etmek zorundayız. Atalarımıza layık, çocuklarımıza örnek, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu vesileyle şükranlarımızı sunuyor, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Toplantımızdan sonra toplum örgütlerinin saygıdeğer başkanları ve yöneticileri, sayın basın, çok sevgili bandırmalılar. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi. Durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. 92 yıl önce kazanılan büyük zaferi Nazım böyle dile getirmişti. Evet arkadaşlar, 30 Ağustos zaferi yurdumuzu istiladan kurtardı. Lozan'ı getirdi. Lozan cumhuriyeti, cumhuriyet ise devrimleri, devrimler ise aydınlanmanın yolunu açtı. Artık devletimiz hasta adam değil, bütün dünyanın saygınlığını kazanmış bir devlet oldu. Her alanda çok içten ve samimi çalışmalarla bilimin ve sanatın öncülüğünde
çağdaşlaşma sürecine girdi. Atatürk'ten sonra 1938-1950, 1950-1960, 1960-1980, 1980 ve 2002 dönemlerini yaşadık. 2002'de başlayan bu dönemin ne zaman biteceği belli olmadığı gibi son 12 yılda giderek azgınlaşan gerici ve bölücü birlikteliğin bizi nerelere savuracağı ise hiç belli değildir. Geçenlerde kabul edilen terörü sona erdirme ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye dair kanun, ulusal devlet yapımızın başına gelebilecek felaketler için bir dönüm noktasıdır. Bu yasa ile PKK'nın zaman içinde uluslararası alandaki konumu da değişecek ve 1947 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin 3. maddesi çerçevesinde bir taraf haline gelebilecektir. PKK'nın güttüğü amaçlar uluslararası bir sorun olarak kabul edilebilecek ve yabancı devletlerin de PKK ile resmi görüşmeler yapmasının önü açılacaktır. Bu da bizi Yugoslavya'nın durumuna düşürecektir. Üzülerek belirteyim ki muhalefet bu kanun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne hala başvurmamıştır. Önümüzde 17 gün vardır. Oysa yasanın iptali için başvuru bir vatan borcudur. Sevgili arkadaşlar, bugün 55 Müslüman ülke arasında farklı bir konumdaysak bunu kuruluş felsefesinde aramamız lazım. Kurucu irade Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal, üniter, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak belirlemiştir. Ancak bugünkü siyasi erk 90 yıllık Cumhuriyet'in temel değerleriyle oynamakta, hatta restorasyon tanımıyla bu 90 yılı yok saymakta ve ulusal, üniter, laik anlayıştan vazgeçerek Osmanlıcı ümmet anlayışına geri dönmek istemektedir. Cumhuriyete sahip çıkması gereken başta siyasi partiler olmak üzere bütün ve kurum ve kuruluşlar adeta hipnoz altındadır. Ve ülkemiz sonu belli olmayan bir duruma hızla sürüklenmektedir. Gaflet, dalalet ve ihanet dört bir yanımızı sarmıştır. Bu acı durumdan tek çıkış yolu vardır. Atatürk'te birleşmek. Dört nala gelip uzak kaçtadan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insanlığa kulluğunu, bu devlet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. 30 Ağustos zaferi bayramımız kutlu olsun efendim. Özgürlük ve demokrasimizin temeli atıldığı Zafer Bayramınızın hepimize kutlu olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli bandırmalılar. Türkiye 30 Ağustos'ta sadece emperyalizme karşı bu topraklarda emperyalist güçleri dize getiren bir zaferin ötesinde çağdaş cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir sürecin de başlangıcıdır aynı zamanda. Osmanlı'dan teba toplumundan özgür bireye giden ve Türkiye'de çağdaş uygarlık yolunu açan süreç 30 Ağustos zaferiyle başlamıştır. Bildiğiniz gibi 1000 yıllık Osmanlı saltanatından, yani bir soyun ve sopun egemenliğinden halkın egemenliğine, milletin egemenliğine yol açan nüvenin çakıldığı, cumhuriyet devrimlerinin başladığı bir zafer başlangıcıdır aynı zamanda. Biliniz, Türklerin Orta Asya'dan bugüne kadar o tarihsel süreçte soydan, soptan, saltanattan, babadan oğula giden saltanatın yıkıldığı ve halkın egemenliğinin, milletin egemenliğinin kurulduğu bir zaferin başlangıcı. O nedenle değerli başkanım az önce ifade ettiler. Bugün İslam coğrafyasında Tunus, Fas, Libya, Mısır, Cezayir, Malezya, Suudi Arabistan, Umman, Pakistan, Hindistan, Afganistan topraklarında kan, gözyaşı, şiddet,
ne kadar bağnazlık varsa işte Türkiye Cumhuriyeti onların arasında eksik ve aksak demokrasisine rağmen eğer bugün halkın egemenliğini, çağdaş cumhuriyetin değerlerini ve çağdaş cumhuriyete doğru, çağdaş uygarlığa doğru yürüyorsa hiç kuşkusuz bunu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bugün Türkiye'yi yönetenler cumhuriyetin değerleriyle bunları unutmadan zaman zaman bize şunu söylüyorlar. Kemalizm modası geçti. Efendim Kemalizm bugün ülkenin önünde, gelişmesinin önünde sanki özgürlüklerin önünde bir engelmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Oysa bizzat Kemalizmin kendisi özgürlüklerin ve demokrasinin gelişmesinde, kadın erkek eşitliğinde, daha özgürlükçü çağdaş bir toplum yaratılmasında o ilkeler Türkiye'nin önünü açmıştır. O nedenle Rizeli Recep Tayyip Erdoğan bugün halkın egemen, halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı olabiliyor. Ama onlar sanki Cumhuriyet'in değerleriyle bizi biz yapan, Türkiye'yi özgürleştiren, kadınlarımızı özgürleştiren, Türkiye'nin bu özgürlükle önünü açmak yerine Türkiye'ye de bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde özgürlükleri ihlal eden, Rusya'dan sonra en fazla tazminat ödeyen bir Türkiye haline gelmiştir. Türkiye'de bugün yargı mensupları, savcılar, hakimler baskı altındadır. Türkiye'de bugün yüzü aşkın gazetecimiz görevlerini yaptıkları için bugün cezaevlerinde tutuklu durumdadır. Türkiye'de bugün yolsuzluklarını gizlemek için Ergonokon diye bir davayı, bir kumpas davasını yaratarak ordunun vesayetini kırıyoruz diye kendi sivil vesayetlerini kuranların Türkiye'de tekrar bir soyun egemenliği kurmaya geldiğini hep birlikte gözlüyoruz. Ama şuradan bunu çok net olarak ifade ediyorum. Türk milletinin, bu ulusun Hakkari'den İzmir'e kadar, Samsun'dan Hatay'a kadar bu ulusun içerisinde, ulusal birlik ve bütünlük içerisinde özgürlüklerine sahip çıkarak, yargı bağımsızlığına sahip çıkarak, bu ülkenin topraklarından kazanılan her kuruşun yurttaşlarımız arasında eşit, adil ve dengeli dağıtılmasında, Türk milletinin ve ulusumuzun tümünün özgürlükçü çağdaş değerlerle buluşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlığa yürümesine hiçbir güç, hiçbir zaman için engel olamayacaktır. Bugün valiliklerin önünden TC'yi kaldıranların, Çanakkale'de tek vatan, tek millet, tek devlet diyenlerin gururla bu ülkede ulusal birliğimizi, bütünlüğümüzü, bu milletin adını söylemekten kaçınanların tarih önünde Türk milletine bu millet hesabını vereceklerdir. Biz inanıyoruz ki bu değerlerle, cumhuriyete olan inancımızla, özgürlükle olan inancımızla, bu ulusumuzun hangi etnik kökenden, hangi inançtan gelirse gelsin, hangi mezhepten olursa olsun, hepimizin ortak bir paydası var. Ay yıldızlı Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleri hepimizin ortak değerleri olacaktır ve çağdaş uygarlık düzene yürüyüşümüz inançla devam edecektir. Zafer bayramımız kutlu olsun. Evet.